Merhaba arkadaşlar, bu videoda 10. sınıf 1. dönem matematik 1. yazılı sorularından çıkabilecek soruları yazdım. Bu videoda bunları çözeceğiz. İlk sorumuzla başlıyorum. 3 mektup 4 posta kutusuna kaç değişik şekilde atılabilir? Sorumuz bu. Mektuplarımız, 3 tane mektubumuz var arkadaşlar. 4 tane de posta kutumuz var. Şimdi bakıyorum, bir tane mektup kaç tane ihtimali var? 4 tane ihtimali var değil mi arkadaşlar? Yani bir mektubun 4 tane ihtimali var. İkinci mektubuma gelelim. İkinci mektubumun da arkadaşlar aynı şekilde 4 tane ihtimali var. Çarpı 4. Üçüncü mektubumda aynı şekilde diğer mektuplarım gibi 4 tane ihtimali var. Toplam 3 tane 4'ü çarpıyoruz arkadaşlar. 4 kere 4 16. 16 kere 4 64. Değişik şekilde atılabilirmiş. Genelde burada yapılan karışıklık, yani biz bunu öğrencilere 4'ün 3. kuvveti olarak yapın diyoruz. 4'ün 3. kuvveti olarak öğretiyoruz. Ama bazı arkadaşlarımız 3'ün 4. kuvveti olarak düşünceye yöneliyor. Dikkatli olun. Bu şekilde şekillerle aklınızda, zihninizde daha rahat oturabilir bu soru. Cevap 64. Diğer soruma geri dönüyorum. 2x eksi 3 bölü x'in 4'ü kuvvetine açılımında ortadaki terim nedir? Ortadaki terimde arkadaşlar her zaman 4'ün ikilisini, yani ikilisini alıyorum. Kuvvetim neyse onun ikili kombinasyonunu almak zorundayım. Hemen açalım arkadaşlar. 4'ün ikili kombinasyonu çarpı 2x, birinci terim 2x, 4 ile 2'nin farkı çarpı ikinci terim arkadaşlar, buradaki eksiği unutmuyorsunuz. Eksi 3 bölü x'in ikinci kuvveti. Yani önce bu ikisinin farkı, sonra alttakinin kuvvetini olarak yazıyorum. Hemen açıyorum. 4, 3, 2 ve 1. Hemen arkadaşlar şu kısmın 2 olduğunu herkes görüyor. Parçalayabilirim. 2'nin ikinci kuvveti, 4'ün ikinci kuvveti olarak. Bunu da aynı şekilde parçalayabilirim. Eksi 3'ün ikinci kuvveti, 1 bölü x'in ikinci kuvveti olarak. Yani ben şu kısmı arkadaşlar 1 bölü x'in ikinci kuvveti yerine x eksi 1'in, şöyle bir yazayım. Şurada 1 var arkadaşlar. İkinci kuvveti yazabilirim. Neden eksi 1 yazdım? Bakın takla attı üstü sayılardan. Hemen şunları eliyorum. Burada 2 kaldı. 3 kere 2 6 çarpı 2'nin ikinci kuvveti 4. X kare çarpı eksi 3'ün ikinci kuvveti 9 arkadaşlar. Çarpı x'in kuvvetinde kuvvetleri çarpıyorum. Şu ikisine bakıyorum. Tabanlar aynı, üstleri topluyorum. X üzeri 0 kaldı. Yani 1 kaldı arkadaşlar. O zaman x'leri şöyle yazabilirim. 6'yı, 4'ü ve 9'u çarptığımda 216 sayısı elde ederim. Yani ortadaki terimimiz 216'ymış arkadaşlar. Ortadaki terimi bulduğumuzda kuvveti neyse onun ikili kombinasyonunu alıyorum. Diğer sorumuza bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 kümesine elemanlarını kullanarak 3 basamaklı rakamları farklı kaç çift sayı yazılabilir? Rakamları farklı diyor birinci kriterimiz. Bir de kaç tane çift sayı diyor. Çift diyor arkadaşlar. 3 basamaklı dediğime göre ben 3 tane şöyle bir çizgi atabilirim. Çift sayı dediğime göre son bir sayının çift olduğunu her zaman son basamak karar veriyordu. Şimdi bakalım çift sayımıza. 2 ve 4 var. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Kaç tane değerim var? Toplam 2 ve 4 olmak üzere 2 tane değer yazabilirim bu son basamağa. Başka herhangi bir değer yazamam. Bunu ya da bunu, herhangi birini kullanmış olabilirim. Rakamları farklı olduğu için bunları tekrardan kullanamam. Siz isterseniz 2'yi, isterseniz 4'ü eleyebilirsiniz. Ben 4'ü eledim bir daha kullanmamak üzere.
Rakamları farklı deyince işin içinden çıkamıyorsunuz. Çünkü burayı elediğinizde aklınız karışıyor. Şöyle düşünün, hani madem öğrenemiyorsunuz bunu bir kural olarak benimseyin. Rakamları farklı diyorsa bir tanesini eliyorum arkadaşlar. Bu şekilde düşünün. Şimdi geriye bakalım kaç sayım kaldı? 1, 2, 3, 4. 4 tane sayım kalmış. 4'ü elediğimde. Buraya arkadaşlar 4 tane sayı kalır. 4 sayıdan yine bir tanesi kullanıldı. Buraya da 3 farklı sayı gider arkadaşlar. Ki bunların arasında ne olur? Çarpma işlemi olur. 4 ile 3'ü çarpıyorum. Sonra 2'ye çarpıyorum. 4 kere 3 12. 12 ile 2'yi çarptığımda cevabım 24 elde ederim. Şimdi açılımındaki sabit terim soruyor bana. Sabit terimde arkadaşlar şöyle not alalım. Binomda birkaç tane formül var. Bunları ezberlemeniz önemli. Sabit terimde bulmak için x eşittir 0 yazıyorum arkadaşlar. Bu önemli. X gördüğüm yeri 0 yazıyorum. Hemen parantez içinde 0'ın karesi eksi 0 artı 4 bunun karesi. 0'ın karesi 0'dır. Bunlar hiçbir işe yaramıyor. Yani bana kısaca 4'ün karesini soruyor. 4'ün karesi nedir arkadaşlar? 16'dır. Benim sabit terimim kaçmış? 16'ymış. Bugün 10. sınıf 1. dönem matematik yazılısında çıkabilecek soruları çözdüm arkadaşlar. Diğer videoda da bu sorulara devam edeceğim. Sayfama abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.